İkinci denemenin ilk sorusundayız. Arkadaşlar burada kandil fitilinin gaz yağını emmesi. Evet, ıslanma, o fitillerin sıvıyı çekmesi olayı tamamen kılcallıkla alakalıdır. Suyun, bakın, ince bir boru, ince bir lif içerisinde tutunarak su moleküllerinin yükselmesi veya sıvının yükselmesine biz kılcallık diyoruz. Bir, kılcallık o halde. Kılcallık. İki, ahşap metal yüzeyler için farklı yapıştırıcılar kullanması. Evet, iki farklı maddenin birbirini tutması, iki farklı molekülün birbirini çekmesine biz adezyon diyoruz arkadaşlar. Adezyon bu da. Su damlasının küresel bir yapıda dağılmadan durması, aynı cins moleküllerin birbirini çekmesi, birbirine uyguladığı kuvvete de biz kohezyon diyoruz. O halde kohezyon, bu ifadeler hangi şıkta verilmiş? Kılcallık, adezyon, kohezyon B şıkkında verilmiş. Cevabımız B olacaktır. İkinci soruda aşağıdakilerden hangisinde kuvvetler için verilen örneklerden temas gerektirmeyen ve alan kuvveti sıralaması doğru verilmiştir? Temas gerektiren kuvvetler arkadaşlar, mesela kaldırma kuvveti, rüzgarın bir cisim itmesi, tutma, çekme, sıkıştırma. Yani cisme temas ederek yapılan değişikliklere temas gerektiren kuvvet diyoruz. Temas gerektirmeyen kuvvet ise cisme dokunmadan, mesela cisimler dünya tarafından çekiliyor. Ağırlık temas gerektirmeyen bir kuvvet. Arada herhangi bir bağlantı yok. Manyetik cisimler mıknatıs tarafından çekiliyor. Nedir? Arada herhangi bir bağlantı yok ama bir kuvvet var. Onun artı ve eksi yükler birbirini çekiyor. Aynı cins yükler birbirini itiyor. Bakın burada da temas gerektirmeyen bir kuvvet var. Evet, manyetik kuvvet. Manyetik cisimler birbirlerini çekmesi, itmesi, mıknatıs da olduğu gibi temas gerektirmeyen kuvvet. Şıklarımıza bakalım. Akışkanların kaldırma kuvveti temas gerektiren. Evet. Manyetik kuvvet temas gerektirmeyen. Bu da doğru. Alan kuvveti. Ha, burada alan kuvveti ifadesi kullanılmış. Alan kuvveti aynı zamanda temas gerektirmeyen demektir. Kas kuvveti öyle bir şey değil arkadaşlar. Bu ifade yanlış. Ağırlık temas gerektiren bir kuvvet değil, gerektirmeyen bir kuvvet. O halde bu ifade zaten başlangıçta yanlış. Hava direnci, evet, havanın cisimlere çarparak onu yavaşlatması temas gerektiren. Ağırlık temas gerektirmeyen bir kuvvet. Evet, temas gerektirmeyen. Çekirdek nükleer kuvveti. Evet, çekirdekte biliyorsunuz iki tane kuvvet bulunuyor. Zayıf nükleer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet diye. Bunlar da temas gerektirmeyen kuvvet grubuna, aynı zamanda alan kuvveti grubuna giriyor. O halde cevabımız C olacaktır. İtme temas gerektiren, elektriksel kuvvet gerektirmeyen ama rüzgar kuvveti yine temas gerektiren bir kuvvet olmadı. Sürtünme temas gerektiren, manyetik kuvvet temas gerektirmeyen, buhar kuvveti, bu da temas gerektiren bir kuvvet. Bu da uymadı burada verilen ifadelere. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuzda şekilde gösterilen yatay yolun KL arası sürtünmeli, LM arası sürtünmesizdir. Evet, F kuvveti etkisine yuvarlanan M kütleli silindirin L noktasından sonraki hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğru olur deniyor? Bakalım verilenlerden hangileri doğru olur deniyor? İvmesi artar diyor arkadaşlar. Şimdi burada bunu yuvarlanmasını sağlayan zaten sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti olmasaydı yuvarlanma hareketi olmazdı. Bizim uyguladığımız kuvvet veya bizim yaptığımız iş cisme, bakın, hem bir dönme kinetik enerjisi hem bir öteleme kinetik enerjisi kazandırıyor. Verdiğimiz enerjinin bir kısmı dönmeye, bir kısmı, bakın, ilerlemeye kullanılıyor. Fakat şu aralığa geldiği zaman yaptığımız iş, LM arasında yaptığımız iş sadece öteleme, yani kayarak gitmesi öteleme demektir. Ötelemeye aktarılacağı için daha büyük hıza ulaşacaktır. Bu aralıkta daha büyük hıza ulaşacak.
Bu arada dönmeye kullanılan daha düşük bir hıza ulaşacak. Dolayısıyla hız değişimi ivme olduğuna göre L'den sonra ivmesi artar diyeceğiz. Kaymaya başlar. Evet, sürtünme olmadığı zaman cisimler dönemez, kayarlar. Bu ifade doğru. Mekanik enerji korunur arkadaşlar. Mekanik enerji dışarıdan bir kuvvet olmadığında korunur. Eğer bir kuvvet varsa, iş yapıyorsa cismin mekanik enerjisi sürekli değişecektir. Yani enerjideki değişim işe eşit olacaktır. Burada evet, sürtünme olmadığı için mekanik enerji sürekli artacaktır. Mekanik enerjisi korunmaz. Cevabımız o halde E seçeneği olacaktır. 1 ve 2 doğru arkadaşlar. Dördüncü soruda bize grafikler verilmiş. K aracına ait ivme zaman, L aracına ait hız zaman, M aracına ait konum zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. 3 araç da pozitif yönde hareket etmektedir. Evet, L pozitif yönde hareket ediyor. Evet, buradaki M pozitif yönde hareket ediyor. Ama ivmenin pozitif olması aracın pozitif yönde hareket ettiğini söyleyemez arkadaşlar. İvmenin pozitif olmasına bakarak artı yönde mi gidiyor, eksi yönde mi gidiyor biz bilemeyiz. Negatif yönde bir cisim yavaşlarken de pozitif ivmesi olabilir arkadaşlar bakın. Evet, ivme biliyorsunuz yani hız değişimi olduğu için buna bakarak söyleyemeyiz. Kesinlikle doğrudur diyor zaten. O zaman bu ifadeyi alamıyoruz. K aracı hızlanmaktadır diyor bakın. K aracı hayır sabit hızda K aracı hızlanmaktadır diyor. Evet dediğim gibi negatif yönde bir cisim bakın negatif yönde giden bir cisim yavaşlarken pozitif ivmesi olur demiştim. O zaman bu ifade de doğru değil. Kesinlikle doğru değil. LM araçlarının ivmesi sıfırdır. Evet, L sabit hızla gidiyor. Konum zaman grafiğinin eğimi sabit olduğu için burada hız sabit. Burada da hız sabit. Burada da hız sabit. Hız sabitse ivme kesinlikle sıfırdır. O halde sadece üçüncü ifade doğru, cevap seçeneğimiz C olacaktır. Beşinci sorumuzda ısı ve sıcaklıkla ilgili verilen ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor bakın. Burada altını çizilmiş görüyorsunuz. Kesinlikle. Isı veren maddeler büzülür. Bütün maddeler için bunu söyleyemiyoruz. Tabiatta üç madde var. Su, antimum ve bizmut diye üç madde var ki bunların diğer maddelere göre ters bir davranışı var. Nasıl bir ters davranış? Normalde ısı alan maddelerin hacmi ne yapar? Artar. Veya soğuyan maddelerin ne olur? Hacmi küçülür. Fakat buzu düşünürsek mesela buz soğuduğu zaman hacmi artıyor ve yoğunluğu azalıyor. Bak, hacmi ısı verirken hacmi artıyor. Demek ki bu kesinlikle doğru değil. Su için geçerli değil. Sıcaklığı artan maddenin öz kütlesi azalır diyor bakın. Ama burada su buz için yine geçerli değil. Buzun sıcaklığını artırdığınızda su yoğunluğu artıyor, suya dönüşüyor. Buzun yoğunluğu sudan düşük ama yani eridiğinde, sıcaklığı arttığında ne yapmış oluyor? Suya dönüştüğünde öz kütlesi artmış oluyor. Bu ifade de yanlış. Sıcaklığı azalan maddenin ısısı da azalır. Zaten böyle bir ifade kesinlikle kullanamıyoruz. Bir maddenin ısısı azalır, ısısı artar diye bir ifade olmuyor arkadaşlar. Isı maddesel ortamda yayılır. Hayır, ısı boşlukta da yayılır. Çünkü ısı elektromanyetik dalgalar şeklinde de yayılabiliyor. Güneşten ısı bize nasıl geliyor? Uzayda boşluk var. İleten herhangi bir madde yok ama ısı gelebiliyor. Hal değiştiren maddenin iç enerjisi değişir. Evet, hal değiştiren maddenin, sıcaklığı değişen maddenin her zaman iç enerjisi değişir. Bu ifade doğru. Cevap seçeneğimiz E olacaktır. Altıncı sorumuzda bir elektrik devresi verilmiş arkadaşlar. İç direnci önemsiz pil ve lamba ile oluşturulan devrede açık olan ABA noktaları arasına devre elemanlarından hangileri bağlanırsa lamba üzerinden akım geçmeyebilir diyor bakın.
Ampermetre zaten devreye seri bağlanır. Dolayısıyla akım geçer. İç direnci sıfır kabul edilir. O zaman akım geçer. Olmadı. Voltmetre. Voltmetrenin iç direncinin sonsuz, çok yüksek olduğu kabul edilir. Dolayısıyla buraya voltmetreye bağlarsanız, o normalde paralel bağlanması lazım, akım geçişini engelleyecektir. Voltmetre olur. Pil. Arkadaşlar burada ihtimali soruyor bakın. Pilin biz kutuplarını buraya şu şekliyle bağladığımızı düşünün bakın. Eksi artı. Yani eksi ile eksi bir araya geldiğinde ve aynı gerilime sahip bir pil bağladığımızda ne olacaktır? Bunlar birbirini yok edecektir. Yani gerilim oluşmayacaktır. Gerilim oluşmayınca da akım geçmeyecektir. Pili de dahil ediyoruz. 2 ve 3 olacak. Cevap seçeneğimiz D. 7. sorumuzda ışık şiddeti, aydınlanma şiddeti, ışık akısı birimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Işık şiddeti birimi arkadaşlar 12. Evet, burada kandela şeklindeydi. Evet. Aydınlanma şiddeti, bakın ışık şiddetini biz neyle gösteriyorduk? I ile. Bu kandelaydı. Aydınlanma ışık şiddeti, evet, aydınlanma şiddetinin birimi de lükstü, evet. Işık akısının birimi de lümendi. Yani sadece bir ezber sorusu burada. Cevap şıkkımız D olacaktır.